Ay komşularım geldi. Evet onlarmış. Merhaba. Hoş geldiniz. Ya, hoş bulduk ya. Allah aşkına. Ya Bilal. Allah'ım neredesiniz siz ya? Kaç aydır ne sesiniz çıkıyor ne solunuz çıkıyor arkadaş. O kadar merak ettik ki. Dedik vallahi gidelim bir bakalım şunlar yaşıyor mu? Bilal. Bana dürüst ol. He. Yoksa artık hayatında yeni komşular mı? Ya hayatı ya. Ne hareketler öyle bir şey olabilir mi? Hayır canım. Benim en has komşum sensin. He. Bunu kime sorsan öyle der yani. Biz bu aralar çok evden çıkmıyoruz ya. Ama. Allah Allah niye çıkmıyorsunuz komşu? Komşum biliyorum. Yani dışarı çıkınca cebinden oluk oluk para çıkıyor. Çıkıyor. Evet. Malumunuz zamlar da ardı arkası kesilmiyor. Doğru. Her gün bir zam, her gün bir zam. Doğru. Biz de kendi evimizde oturuyoruz. Her şeyimizi de kendimiz yapıyoruz ya. Ha. Allah Allah, her şeyinizi kendi ne yapıyorsunuz ya? Oh, yoğurtlar da geldi. Aa, komşum ya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Bilal bak, görüyor musun Allah aşkına? Kaynanaları seviyormuş. Ya biz de tam yoğurt yapmıştık ha. Halbuki kendime koymuştum, siz yiyin Allah aşkına. Öyle mi diyor? Ay, yiyin yiyin. Buyurun. Canım sağ ol. Yenge, kaşıkla. Demek yoğurdu da kendiniz yapıyorsunuz. He. Yenge, hem daha ucuz hem de daha doğal. Kız, sen git kola getir, hadi misafirlerimizsin. Hadi kola getir. Onlar da o sırada bizim kendimize yaptığımız yoğurtları yesinler. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık canım benim. Bayıldım valla, tadı damağımda kaldı. He. Vallahi Bilal, hakikaten çok iyi düşünmüşsün ya. Valla ben de şimdi karar verdim. Bundan sonra evde yoğurdumu kendim yapacağım. Ya tutarsa. Nasıl? Gol. Gol mü? Maya la maya. Nasrettin Hoca'nın golü. Allah Allah. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca diyor. Ya tutar sana ya. Adam geliyor diyor. Hoca, hoca diyor. Sen diyor. O diyor. Ondan sonra. O da diyor. Ne yapıyorsun diyor. O da diyor. Ya tutar sana. Ya özlemişim lazım. Aa, hayatım. Hiç inanmıyorum sana. Geçen gün fasulye ayıklıyordum. Bana az yardım et dedim. Yardım bile etmedim bana yani. Size mi yoğurt yapacağım? Ay sağ ol. Canım sağ ol. Zahmet oldu. Sağ ol canım. Zahmet oldu. Sağ ol canım. Ne zahmeti canım? Ele hemen hızlıca yaptı Bilal. Nasıl ha? Kolayı da mı evde yapıyorsun? He. Hiç uğraşmıyorum. Kolaya kaçmıyorum, kendim yapıyorum. Nasıl? Kolaya kaçmıyorum, kendim yapıyorum. Aa. He, zor mu yapıyorsun yani? Ha, şimdi bak, kola. Kola, he. Bir de ne var? Burada kolay. Kolay. Kola, ya. Kelime şakası. Vallahi komşum, espriyi de evde kendim yapıyorum. Cem Yılmaz'a neyin hiç para veriyorum. Vallahi komşum, yoğurdu yaptınız, onu anladık da kola biraz ilginç olmuş. Abartmışsınız yani. Hayati. Heh. Sen niye yerinde duramıyorsun iki saattir? Ya ben böyle sanki altımda bir şey hareket ediyor. Allah Allah. Ana. Mehtap. Aa. Ben yumurtladım ya lan. Ya hayati, sen yumurtlayabilir misin Allah aşkına ya? Evdeki tavuklar yapmış bunu. Tavuk mu? Evde ya. Tavuk mu var? Nerede var la? Anam! 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 Tavuk! Tavuk saldırısı! Tavuk saldırısı! Tamam, yok, yok. Hayat, sen birden yumurtayı aldın ya, onlar bir şey oldu, panik oldu. Hadi. Kaldı mı kadar? Allah Allah. Allah. Bu skeçte hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Ne diyorduk ya biz? Vallahi ne diyorduk onu hatırlamıyorum. Ne demek isteyeceğim onu hiç bilmiyorum. Lan oğlum manyak mısın evde tavuk beslemekte Bilal? Yani komşum, hadi yoğurdu yaptınız anladık. Kolayı da yaptınız, onu da anladık ama tavuk beslemek ne? Ama öyle deme komşum, vallahi böylesi daha doğal oluyor. Bak, bak şimdi yenge, şimdi kendi ağzınla yakalandın. Doğal, doğal, doğal. Peki doğal, yoğurdu yapmak için niye ihtiyacın var? Süte. Sonuçta sütü de dışarıdan alıyorsunuz. Dışarı bağımlısınız, evde inek yok ya. Mehtap, evde inek var. Hayati. İnek deme, bozuluyor. Sarı kız bu. Sarı kız tamam. Sarı kız. Oğlum ne konuştuk? Kızım pardon. Misafirin yanında hani çıkmıyorduk. Hadi içeri. Oğlan değil bu tabii. Değil. Dişi değil mi bu? Ya, sarı kız, sarı kız dişi misin?
Bir de bu siyah beyaz ineklere niye sarı kız diyorlar? Benim kafamda yapıyorlar. Ya adetten işte. Sen daha önce var mı öyle çiftlikte bulunmuştun? Yok. Hiç çiftlik mi? Peki kim sarı kız diyor da sen merak ediyorsun? Kime? İşte ineklere. Ne diyorlar ineklere? sarı kız sarı diyorlarmış ya. Ha, sarı kız diyorlar. Ne kadar ilginç değil mi? Oysa ki bundan siyah beyaz. Evet. Hayır, işte kim diyor ki onu? Kime ne diyor ya? Hadi ya. Ya hani ineklere sarı kız diyorlarmış ya sen. Evet ya. Oysa ki bundan siyah beyaz. Evet, hayır. Nasıl bir kısır döngü ya? Ben anlatamadım. Yani hani ineklere sarı kız diyorlarmış ya. Evet. Evet, yani kimler diyor ki? Tanıdık biri var mı? Yani senin etrafında sık sık oluyor mu? Ben bunu bir kapatıp açsam mı? Düğmesine bir bassam mı bunu? Yok ben ya. Hiç köy ortamında bulunmadım. Peki çok inek de görmedin o zaman? Gördüm. Nerede gördün? Neyi? Ya ineği. Hayır, görmedim, hiç görmedim. İneği görmedim. Yani köy ortamında bulunmadığın için. Yok, bulundum. Bulunmaz olur musun Türkiye'ye? Yani demin dedi ki, demin dedi, yemin ediyorum dedi ya. Köy ortamında bulunmadım. Ya Türkiye'de burada, ülkemizde bir sürü köy var. Yani sen, ne mutlu size. Evet, yani sen köy ortamında bulundun. Yok, ben gitmedim hiç. Ben şey... Köy ne, onu biliyor mu? Hayır. Nahiye. O zaman ineği de görmedin köyde bulunmadığın için. İneği nasıl görmeyeyim? İnek gördüm ben, çok gördüm. Nerede gördün? Neyi? Ha, ineği mi? Bak. İneği? Ben anladım. Ha, bunları... Bunlar bir yerde yaşar. Neresi orası? Köy, evet. Gittin mi oraya? Yok. Süper. Yani hiç köye gitmedim. Gittim canım. Köye gittim de bunun yaşadığı köye gitmedim. Ha, sen ha. Çok mantıklıyım. Hayır, şey, gelme noktam şu. Yani hani bu siyah beyaz ineklere kimler sarı kız diyor? Hakikaten ha, onu niye diyorlar öyle? Ben bunu kapatacağım. Yok yok, ben vazgeçtim. Merakımdan vazgeçtim. Bunu araştırıp söyleyeceğiz. Tamam, onu neyi araştırdın? Aman boş ver ya. Şimdi ineği de Bilal beslediği için gelince inek iyice evcil olmuş. Bilal'in onu sevmesini istiyor yani. Bilal'e özel ilgisi var. Hani kediler yapar ya. Özel derken hani en çok beni seviyor. Evet. Anlıyor musun? Tamam. Bilal'e ilgi göster böyle. Kedi gibi yanaş. Şey yap. Şşş, sarı kız onun adı. İnek de mi alın? Tamam sarı kız. Tamam. Şşş, sarı kız. Sarı kız burnunu çek. Sarı kız demek lazım. Sarı kız demeyince böyle bir tripleri de sütünü vermez. Bir şey böyle bir hareketleri bir tuhaflaşıyor. Ay canım benim. Hadi sen git odana bak, misafir var. Şşş, tamam. Tamam. Hadi sarı kız odana. Odana. Ben böyle bir şey görmedim. Bu evde her dakika şok yaşıyorum. Gerçekten. Yani evde inek beslemelerine daha şaşırmadan ineğin odası olduğuna şaşırıyorum. İneğin odası mı var? He. Benim oğlanla alt üstü kalıyorlar. Vallahi Bahadır. Oğlum sarı kız. Sarı kızı al bir götür ya. Bu insanların içinde bir tuhaflaştı. Çöy sarı kız, çöy. Her şey ortaya çıkacak. Dur. Çöy, hadi odaya çöy. Öyle. Çöy değil. Sen, 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 sen. Bilmiyorum. Sarı kız. Geç, bunlar bilmez. Dur, dur, yanlış yere gidiyor. Çöy değil, bak oğlum. Ne dedik? Ya baba. He. Bak ben bu evde kapanıp kalma işinden iyice sıkıldım ha. Ya bir genç olarak arkadaşlarımla halı sahada maç yapmak benim de hakkım değil mi baba? Oğlum ne konuştuk? Dışarı çıkma işini unutuyorsun. Bitti o iş. Hayret bir şey ya. Hadi git evi ısıt, bak misafirler üşümüş. Anam, kombiyi de mi kendiniz yaptınız evde? Yok, biz tezekle ısınıyoruz. He? Her ay doğalgaza verdiğim faturayla yemin ediyorum ben bir inek alabiliyorum. Ay ne güzel olmuş ya. He. Bir inekler 3-5 inek al. He. 30 tane küçük baş hayvan al. Ondan sonra koyunlar, kuzular, danalar, horozlar, tavuklar falan. Küçük bir mandıra kur evin içinde. Ben sana ne dedim? Hayati bana fenalık bastı. Vallahi baba bana da bastı ya. Allah aşkına millet düğünlerde talibini bekler. Ben sarı kızın ardında tezek bekliyorum ya. Baba şu güzellik solup gitsin mi? Şu güzelliğe yazık değil mi?
Burada yazık olan tek şey senin kendini güzel sanman oğlum. Hadi git şu evi ısıt, çabuk ol. Baba hayvan artık yapmıyor ya, yapamıyor. Hem zaten koskoca evi, bir tane ineği ısıtabilir miyiz ya? Ulan sen ne güne duruyorsun? Her şeyi inekten bekleme oğlum. Biz seni bu günler için yetiştirdik Bahadır. Kızım, o dünden kalan kuru fasulye nerede? Duruyor mutfakta. Onu devreye sokalım, gel canım. Ya da sen gel, alın. Mehtap teyze, keşke sizin oğlunuz olsaydı. Öyle demeyeydin keşke oğlum. Öyle ama hayatım. Ana. Hayati, bak bu durumda bir anormallik var. Polis çağıralım. Ya bırak sen de polisi nereden çıkardın ya? Tamam biraz evde yapma işini abartmış olabilirler ama polis falan anlamsız, gerek yok öyle şeyler. Emin misin? Ya eminim, sakın ol ya. Evet, ısınma işi de... tamam. Hah, vallahi bir sıcaklık geldi. Heh, ısınma işi tamam arkadaşlar. Vallahi iyi oldu. Ben biraz sıkıldım. Hep bizim mevzuları konuşuyoruz ya. Televizyon mu açsa? Vallahi televizyon açak ya. Şu ajansı açsana, haber izleyek ya. Dur, aç. İyi akşamlar sevgili ailem. Hayati, evin kızın televizyon yapmışlar. Benzine yine %4 zam geldi. Dün gelen %2'lik zamla beraber bu ay toplamda %16 oldu. Görüyor musun? Bir saniye, şu anda arkadaşlar kulağıma fısıldıyor. Ve %9'luk bir zam daha geliyor. Bir saniye. Derken diğer kulağıma bir %4'lük daha zam geldi. Oh! Zamlar açık kalmış. Cereyan yapıyorlar lan. Yine zamlar güldür güldür gelmiş. Lan güldür güldür mü açsam? Ana, vallahi mı? Hadi aç ya, izleyek. Şimdi... Bilal, şimdi... Sen eve girdin. Girdin. Ama sen yüksek bir karaktersin. Şimdi çıktığını görelim. Daha yüksek girdiğini görelim. Hocam, iyi de. Bir ara ben baş aşağı düşecek sandım. Ne yapıyorsun? Ben miyim bu? Yok değil. Yersin. Tamam, güzel. Yazmışlar ya. Şimdi sen bunun komiğini yapıyorsun. Şimdi gülerken, hani bir gülmemi yaptın ya benim. O gülerken mesela o kadar gülsün ki mesela yerinden düşebilir, değil mi? Sizin komediniz yaptığı için biraz düşsün, ben evet istiyorsunuz gibi. O benim... Yok. Yok, hiç öyle bir şey yok. Hiç işte yani. Şimdi Bilal'le ilgili espri yaparsan ona da öyle bir reaksiyon ver yani. Gülmen gittikçe artsın. Çok ağır da yapıyor ya. Bunlar sadece kendi gülüyor ya. Ve çok gülmedim. Kendi kendine gülüyor bunu. Manyak mı? Bilal, şimdi sen yüksek bir karaktersin. Şimdi çıktığını görelim. Daha yüksek girdiğini görelim. Ama hocam, Bilal'in boyu 1.50. Bilal yüksek giremez. Aman be. Boy şakası, en sevmediğim şey. Hayret. Siz de gülüp prim vermeyin şunlara. Onun boyu onun. Affedersiniz, orası burası yetti ya. 2017'deyiz. Ne açayım, ne istersin? Ne isterim? Akıl fikir isterim. Ya arkadaş, kendi televizyonun olur mu ya? Böyle televizyon mu olur Bilal? Ya Hayati, ne yapalım biz? Bu televizyonların bu kutuları aylık kaç para biliyor musun sen ya? Hem benim kız çok iyi taklitçi. Neşeli de yani. Bak nasıl yaptı Aziz Hoca'yı. Kızım bir daha yapsın. Yemin ediyorum var ya. Şu an var ya. Direkt gözümün önüne geldi ya. Taklitçi ya. Yeter artık. Ya ben artık evlenecek kız olmak istemiyorum. Ben evlenecek yaşa geldim. Sal artık beni ya. Ana olacağım yaşta burada ana haber sunduruyorsunuz bana. Allah Allah ya, bu televizyonda muhabbeti öldürüyor. He. Ben kapatıyorum. Kız kapatıyorum. Gidelim. Yani şimdi ben kızla ana haber spikeri yaptıklarına mı şaşırayım? Evde inek beslediklerine mi şaşırayım? Şu anda oğlanın ne ısınıyoruz? Ona mı şaşırayım? Hayati, ben ne
şaşırayım. Ya tamam, tamam hanım sen de abartma ya. Daha ne olabilir ki ya? Voltaj düştü ya. Bak şimdi ya. Ne oldu? Baba. Babacığım ya. Niye yavaşlıyorsun? Bak misafir var evde. Rezil olacak. Özür dilerim oğlum. Ayağım dağıldı da. Kusura bakmayın. Siz bana bakmayın. Dağılmaya devam. Mehtap. Adamı hamster gibi koşturuyorlar. Ya Kudret amca sen ne yapıyorsun orada? Ne yapalım işte? Hayat koşturmacası. Ya hadi siz devam edin. Ben daha sprint atacağım. Bana bak Bilal. Elektriğe falan para verme ha. Bu parayla diş yaptırır. Haydi. Tamam baba. O zaman ağzın ne bacakların çalışsın lütfen. Ay aslan babam hala yükümüzü çekir. Bilal oğlum sen manyak mısın ya? Ya yaşlı başlı adamı niye koşturuyorsun? Hüseyin Bolt mu bu? Aman hiçbir Bolt'tan anladığın yok senin daha. Ya adam kalp hastası. Koşmak iyi geliyor. Win-win durumu yani anladın mı? Aslında yanında biri olacak ki. Ne elektrik üretiriz biliyor musun? İki kişi koşsalar. Aslında babamın yanında ondan daha genç biri olsa... Komşum, bize müsaade artık. Ya. Biz kalkalım. Durun ya, nereye? Komşum, komşum. Tamam, sıkıldınız biraz, anlıyorum. Ben size bir şey yapayım. Ne yapayım? Eğlenceli bir şey yapayım. Müzik yapayım. Aa, olur vallahi. Sezen Aksu var mı? La böyle bir manyaklığın içinde nasıl bir şarkıcı tercihinde bulunabiliyorsun sen Mehtap ya? Ay ne bileyim, rahatlatır dedim Hayati. Rahatlatır tabii, rahatlatmaz mı ya? Çok güzel Sezen Aksu'm var, kendim yaptım. Minik Serçem. Yok artık. Bu kadar miniltebildim. Bence herkes kendi duygu durumuna göre bir şeyleri yapmalı. Biraz sergüzeş, biraz nahoş ama minnoşum. İçimdeki tedirginlik zaten sergüzeşliğin geçtiği o yollarda içimde çıkan başka bir ruh haline izletmekte. Ruhumdan gelen o darma duman olmuş sesler belki de seni ya da seni ya da hiç olmamışçasına sürünen bir benliği ya da kedi kuyruğu gibi bir şey işte. Öyle bir şeyler. Aynı anlaşılmazlık değil mi Allah aşkına? Aynısı ya. Sen ve ben bir bütün olacağız. Ya da belki de sokaklara çıkar biraz gece lambasının altında otururuz. Ya da bir kayıya falan bineriz. Ondan sonra da vesaire. Ay şu anda şarkı yaptım. İster misin sana veren bu şarkıyı? Ha? Bu şarkıyla çıkış yaparsın. Hayır ben şuradan bir çıkış yapabilsem benim için daha iyi de. Yalnız bayağı benzetmiş de namussuz ha. Lan! Lan Yeter teyze değil mi bu? He? Evde kayınvalidemden kendi imkanlarımla Sezen Aksu yaptı. Ay bir dakika siz Yeter teyze Sezen Aksu mu yaptınız ya? Yazık kadın, yaşlı kadına Sezen Aksu olur mu? Kesinlikle olmaz. Bundan çok güzel Aleyna Tilki olur. Şükran, makası getir. Bunu Aleyna Tilki yapacağım. Komşum, misafirliği kısası makbul. Biz gidelim, haydi iyi akşamlar. Oturun oturduğunuz yerde. Daha sizden Tarkan yapacağım. Tarkan mı? Yani vallahi Hayati ya. Ne var Hayati Hayati? Tarkan yapacağım ya. Sezen Aksu ile düet yaparsınız. Müzik piyasasının yıllardır beklediği performans. Öyle değil mi Minik Serçem? Hayati. Polis çağır. Böyle vallahi. Polis çağır. Polis, polis. Kuzu kuzu geldik ama bu olacak işte. Bizi acaba neyle Tarkan yapacak acaba Hayati? Hakikaten neyle yapacak? İmdat! İmdat! Anam kapıyı kilitlemiş. Hiç uğraşmayın. Ülkemden çıkmanıza izin vermiyorum. Ülkemi? He. Kendi ülkemi kendi evimde yaptım vallahi sonunda. Koç Yiğit Cumhuriyeti. Vergileri mergileri biliyorsun. Aldı başını gidiyor. Her gün bir vergi geliyor. Burada hiç vergi falan yok. Harika bir yer ya bura. Şimdi bak tamam Bilal'cim. Şimdi senin ülkenin iç işlerine karışmak istemiyorum. Fakat manyak mısınız lan? Vallahi biz manyak falan değiliz Hayati'cim. Asıl bu hayat pahalılığında bankalara borçlana borçlana yaşayan siz manyaksınız. Bizim keyfimiz yerinde. Hayati, seninle ben evleri birleştirirsek sınırlarımızı genişletiriz. Bak apartmanları birleştirirsek bir inek daha alırım. Yani şimdi düşününce tabii
mantıklı geliyor ama ya şimdi ülkede o kadar kolay değil. Bende 3 tane oğlan var şimdi. Ya bir patlayınca da olmaz bu. Hayaticiğim, çalışmana gerek kalmayacak. 10 yıl erken emekli olacaksın ya. Kabul. Nasıl kabul Hayati ya? 3 tane oğlan var, onları ne yapacağız? Sen hiç merak etme yenge. Ben onlardan Mazhar Fuat Özkan yapacağım.